Bugün 3 temel meseleyi sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Birincisi bugün açıklanan veriler. Konu sektörüyle ilgili ve bütçeyle ilgili açıklanan veriler oldukça dikkat çekici. Birebir söylediğimiz noktaya doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Öbür meselemiz tabii ki korona. 55 milyon insana doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Amerika'da hızla yayılıyor. Rusya'da hızla yayılıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde hızla yayılıyor. Ve tabii ki Türkiye'de de hızla yayılıyor. Ve bu konuyla ilgili bir takım aşı çalışmaları geliştiriliyor. Aşılar başarılı. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Uluslararası örgütler de bu konunun artık iyi bir noktaya doğru gittiğini görüyorlar ve söylüyorlar. Ama problem şu. Nasıl ve ne kadar zamanda üretilecek? Nasıl dağıtılacak ve etkileri ne olacak? Kısa vadeli etkileri mi olacak, uzun vadeli etkileri mi olacak? Mesela geçtiğimiz günlerde açıklanan aşı haberleri piyasada çok ciddi etkiler yaratırken bugün açıklanan aşı haberi o kadar da büyük bir etki yaratmadı. Bunun da sebeplerini sizlerle yine paylaşacağım. Tabi en temel konumuz faiz meselesi. Bu haftanın en flash meselelerinden birisi biliyorsunuz. 19'unda Merkez Bankası faiz artırımı gerçekleştirecek mi? Bazı yabancı bankaların söylediği gibi minimum 400 bas puan hatta 600 bas puanlık bir faiz artırımı söz konusu olabilir mi? Yoksa Merkez Bankası çok ciddi bir ters köşeye getirebilir mi piyasaları? Hangisi Türkiye için daha avantajlı olacak? Türkiye'nin faiz arttırması mı yoksa faizleri sabit tutması ya da hatta Belki faizleri düşürmesi mi? Bunu da yine sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün hafif hafif dolar böyle bir yükseliş eğiliminde. Aslında bu yükseliş eğiliminin temelinde şu var. Piyasa diyor ki Merkez Bankası'na. Bak biz geçen hafta sana inandık güvendik. Faizleri arttıracağını düşünüyoruz. O nedenle doları hızlı bir şekilde geriye doğru çektik. Ama bu hafta acaba Merkez Bankası faiz arttırmaz mı diye kuşkularımız ve kaygılarımız var. Eğer arttırmazsan şu anda ufak ufak yaptığımız yukarı hareketi çok daha sert bir şekilde karşına çıkartırız. Onun için bizi terste bırakma mesajı veriyorlar. Evet arkadaşlar mesajın adı bu. Merkez Bankası bakalım Perşembe günü nasıl bir mesaj verecek? Hep birlikte göreceğiz. Merkez Bankası konusunu detaylı bir şekilde değerlendireceğim arkadaşlar. Ama önce şu korona meselesini biraz konuşalım istiyorum. Özellikle aşı meselesini biraz konuşalım istiyorum. Her aşı haberi piyasaları biraz heyecanlandırıyor. İnsanları da biraz heyecanlandırıyor. Ama sonrasında ne yazık ki özellikle üretim, lojistik yani yani dağıtım ve etkileri konusunda ciddi şüpheler ortaya çıktıkça ümitler biraz daha azalıyor. Aşıyı üreten firmalar evet etkimiz %90-95 falan diye açıklamalar yapıyorlar ama iş bunun üretimine ve dağıtımına ve etkilerine geldiği zaman birazcık kafalar karışmaya başlıyor. Bakın mesela Biontech biliyorsunuz bir Türk tarafından kuruldu ve Pfizer işbirliği yapıyorlar. Şunu söylüyor kış aylarının sonuna doğru biz bu işle ilgili sonuca ulaşmayacağız olacağız. Eğer kış aylarının sonu diyorsa anlayın ki o sonbahar aylarına doğru gider. Hatta 2021'in sonunu bile bulabilir. Bunu ben düşünmüyorum. Bakın bunun uzmanları da aynı meselede takılıyorlar zaten. Ve o nedenle de piyasa biraz daha kuşkuyla bakmaya başladı bu aşı haberlerine. Haber çıkmadan önce 1880'ler civarındaydı. Altının ons fiyatı aşağı beri geldi. 1773 1774'e kadar kadar gevşedi çok küçük bir düşüş bu oransal anlamda bakıldığı zaman. Ve sonrasında tekrar kendisini 1880 doların üzerine atı verdi altının onsu. Demek ki artık insanlar söylemden çok sonuç istiyorlar. Yani iyi aşıyı buldunuz da kardeşim bu aşıyı ne zaman uygulayacaksınız? Bu hastalığın önüne ne zaman geçeceksiniz? Bak Avrupa ekonomileri kapanıyor. Amerika 11 milyon vakkayla uğraşıyor ve Amerika'da hala teşvik paketi çıkartılmış değil. reel sektörde vatandaşla büyük bir sıkıntı içerisinde diyor Amerikalı. O nedenle de sizin aşı haberleriniz beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ben sonuç istiyorum. Benim ekonomim yakın zamanda kapanacak mı kapanmayacak mı? Bunun cevabını istiyorum diye sormaya başladılar. Dolayısıyla yakın zamanda ekonomilerin kurtulması mümkün gibi görünmüyor. Avusturya'sından Almanya'sına, Almanya'sından Fransa'sına, İngiltere'sine kadar Avrupa'daki pek çok ülke kısıtlamaları başlattı. Avusturya tam kapanmaya gitti arkadaşlar 3 haftalığına. Almanya kısıtlamaları yine 3 hafta yaptı. Tam kapanma değil ama önemli noktalarda kapanmaları içeriyor ve bunlar ekonomik anlamda ciddi sıkıntıları doğuruyor. Artık tek bir beklenti var. Ya aşı bir an önce uygulanmaya başlanacak ki o da mümkün görünmüyor ya da bir an önce teşvikler gündeme getirilecek. Geçen sene olduğu gibi ekonomiler kapanacak ama vatandaşlara da bir şekilde imkan yaratılacak. Teşvikler her şekilde gündeme getirilecek hem Avrupa'da hem de Amerika'da. Bu teşvikler gündeme geldiğinde ve ödemeler yapılmaya başlandığında da teşviklerin önemli bir kısmı yine tasarrufa yönelecek. Sebebi çünkü vatandaş şunu biliyor. Bu büyük bir ekonomik kırılma yaratacak. Bu hastalık bittiğinde pek çok firma büyük ihtimalle iflas edecek, kapanacak. Bankalarda çok ciddi batıklar oluşacak. Ülkelerin ekonomileri bozulacak, bütçeleri bozulacak. Benim işsiz kalma ihtimalim var kardeşim. Ben işsiz kaldığım dönemde ne yapacağım? İş bulana kadar kendimi nasıl idare edeceğim diye düşünüyor insanlar. Bununla ilgili tasarruflarını arttırıyorlar ve paralarını korumaya çalışıyorlar. En güvenli limana gitmeye çalışıyorlar. İlk hedef altın oluyor, gümüş oluyor. İkinci hedef de dolar oluyor bu süreçte. Onun için zaten altın yükselecek diyoruz. Sadece ben değil bakın Goldman Sachs da çıktı. Bütün iyi aşı haberlerine rağmen 2300 dolar civarında bir altın ons fiyatı bekliyorum dedi 2021'de. 2021'de biz altının ons fiyatının 3000 dolara gittiğini bile görebiliriz. Çünkü ikinci dalga emin olun bir birinci dalgadan çok daha keskin ve güçlü bir şekilde geliyor ve yıka yıka geliyor arkadaşlar. Çok daha fazla insana bulaşıyor, çok daha öldürücülüğü artmış durumda. Korku ekonomilerin hızla kapanmasını beraberinde getiriyor. Eğer ki teşvikler gecikirse ne olacak sorusuna da cevap verelim. Mesela Amerika diyor ki Ocak ayına kadar teşvik yok sonrasına bakacağız diyor değil mi? Peki teşvikler çıkmazsa altın fiyatları düşer mi arkadaşlar? Düşmez çünkü siz ekonominin sıkıntıları cevap vermediğiniz an riskleriniz artacak, şirketleriniz kapanacak, batıklarınız artacak. Bu da altına olan talebin artmasını daha da hızlandırır. İnsanlar kendilerini daha az güvende hisseder, altına daha da fazla yüklenmeye başlar. Onun için altının onsunun yakın zaman içerisinde düşmesini falan beklemeyin. Türkiye'de de gram altının düşmesini beklemeyin. Bakmayın geçen hafta hem uluslararası piyasalarda hem Türkiye'de öyle bir hava estirildi ki aslında karlar realize edildi ve aynı zamanda zamanda kerizler sirkelendi ve aynı zamanda ucuzdan mal toplandı. Hem yurt dışında hem de Türkiye'de ucuzdan dolar toplandı birileri tarafından. Ucuzdan altın toplandı birileri tarafından. O hazırlık süreci bitti. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda çok agresif altın ve dolar hareketlerini görmeye başlayacağız özellikle. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Gelelim ikinci meselemize. Bugün açıklanan veriler. Ne dedim sizlere? Konut sektöründe büyük bir yıkım olacak. Dedim mi demedim mi arkadaşlar? Ve konut sektöründeki bu yıkım önümüzdeki süreçte fiyatlara da yansımaya başlayacak dedim. Göreceksiniz. Konut fiyatlarında korkunç bir düşüş eğilimi başlayacak önümüzdeki süreçte. Çok net arkadaşlar %49'un üzerinde %50'ye yakın rakamlarda satışlar düşmüş durumda ipotekli piyasada. Nedir ipotekli piyasa? Bankacılık kanalıyla konut alım satım işlemleri. Yani krediyle yapılan işlemler pek çok kişi artık krediyle işlem yapmıyor. Birincisi bankalar kredi vermek konusunda çok da istekli değil. İkincisi vatandaşın pek çok kredi alabilecek güce sahip değil. Üçüncüsü en önemlilerinden birisi piyasadaki faizler yükseldi arkadaşlar. Hem mevduat faizleri hem kredi faizleri yükseldi. 2020 yılının en yüksek seviyesine ulaşmış durumda mevduat faizleri %11'in üzerine çıktı kredi faizleri de %15-16'lara dayanmış durumda. Bu koşullar içerisinde zaten kimsenin konut alacağı falan yok. Yine bir başka neden konutun yavaş gidiyor olması. Müteahhitler bile evini satamazken vatandaş diyor ki ben aldığım evi ihtiyacım olduğu zaman nasıl satacağım? Aldığım fiyata satabilecek miyim yoksa zararına mı satmak zorunda kalacağım? Üstelik ben evimi Türk Lirası'na bağlıyorum. Kurda yaşanacak yeni bir şok beni çok ciddi manada zarara uğratabilir diye düşünüyor. O nedenle arkadaşlar hem ipotekli konut satışları dramatik bir şekilde düştü hem de tüm piyasa konut satışları dramatik bir şekilde düştü. Bakın Eylül'de %6'nın üzerinde bir düşüş vardı. Ekim ayına geldiğimizde %16'ya çıktı. Kasım, Aralık çok daha sert düşüşler olduğunu göreceğiz. Piyasanın iyiden iyiye daraldığını göreceğiz. Öbür taraftan bütçelere ciddi bozulmalar var çünkü vergi toplanamıyor. Cezalar bile toplanamıyor arkadaşlar. Peki buradan gelelim asıl meselemize. Konut sektörü bu kadar dibe vurmuşken, reel sektör kendisini finanse edemezken yüksek faizler nedeniyle, piyasa faizleri nedeniyle ve bankacılık sistemi de kredi verme konusunda isteksizken 19'unda Merkez Bankası acaba faiz arttırabilecek mi? Üstelik hani birilerinin söylediği gibi 400, 500, 600 bas puanlık bir faiz arttırımı gerçekleştirebilecek mi? Normal koşullar içerisinde konuşuyorum arkadaşlar. Enflasyonun bu seviyede olduğu ortamda evet faizleri yükseltmesi gerekiyor. Çok daha fazlasını yükseltmesi gerekiyor. Belki bin bas puanlık bir faiz arttırımı yapması gerekiyor Merkez Bankası'nın. Ama bugün politika faizini 400 bas puan yükselttiği an itibariyle kafasına sıkmış olacak. Hem siyasetçiler hem Merkez Bankası yönetimi. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü yüksek faiz ortamı piyasayı resmen kitleyecek, ekonomiyi büyük bir krize sürükleyecek. Aynı zamanda o beklenen yabancı yatırımcı da gelmeyecek. Yabancı yatırımcı piyasayı biraz daha domine edecek. Faizlerin biraz daha yukarıya çıkması için döviz üzerindeki baskısını arttıracak yükselişe bu sayede yeni yeni faizler isteyecek. Yeni yeni faizler isteyecek ve %20'lerin üzerine çıkana kadar faiz diretmeye devam edecek. Bu süreçte de kuruş dolar getirmeyecek arkadaşlar. Vatandaş da dövize yüklenmeye devam edecek. Çünkü o da görecek ki hem faizler yükseliyor hem de döviz yükselmeye devam ediyor. Ben elimdeki dövizi niye bozayım ki diyecek. Beklemeye devam edecek. Bu sistemin iyiden iyiye kitlenmesini beraberinde getirecek. Hem olmayan Merkez Bankası rezervleri hem kısa vadede ödenmesi gereken borçlar hem de dünyanın koronavirüs nedeniyle tamamen kitlenmiş olması, ihracatın, turizm gelirlerinin tamamen dip yapmış olması ve zorunlu ihtiyaçlar nedeniyle de ithalatın patlaması, cari açığın her geçen gün biraz daha artıyor olması. Bakın korkunç bir sürece doğru götürür bizi yakın zaman içerisinde yapılacak kur şoku haricindeki bir faiz artışı. Kur şoku haricinde diyorum. Bunun bir sıralaması var. Önce kur şokunu yaşamak zorunda Türkiye, önce vatandaşı ikna etmek zorunda Türkiye, sonrasında şok bir faiz arttırımıyla kuru dengelemek zorunda ve bu sayede Merkez Bankası rezervlerini doldurmak zorunda. Aksi takdirde o yıllardır söylenen dış güçler ya da faiz lobisine teslim olmak dışında ve ekonomik sistemi darma darmadağın etmek dışında hiçbir şey yapılmamış olacak. Tüm bu saydıklarımı muhtemelen ekonomi yönetimi de görüyor olabilir. O nedenle perşembe günü çok sert bir ters köşeyle karşı karşıya kalınabilir. Acı reçete birilerinin tasvir ettiği gibi faiz arttırma olmayabilir arkadaşlar acı reçete yaşanacak pahalılık olabilir. Enflasyonist baskı olabilir. Evet pahalılık diyorum arkadaşlar. Çünkü yaşanacak bir kur şoku bizi ciddi bir pahalılığa götürecek. Kabul ediyorum. Ama biz bunu bir seferliğine yaşayacağız. Faiz arttırma sürecine girersek defalarca yaşamaya devam edeceğiz. Öyle bir noktaya gelinecek ki artık işin içinden çıkamadığımız noktada hem yüksek faiz hem de yüksek kurla uğraşmak zorunda kalacağız. Venezuela gibi, Arjantin gibi aynı tuzaklara gelmeyelim diye buradan uyarmaya çalışıyorum. Bunun büyük bir tuzak olduğunda özellikle sizlere anlatmaya çalışıyorum. Rakamlara bakalım biraz. 130 bin seviyesinde borsa var. Onu kenara koyuyorum. O orada dursun. Nasıl olsa o kendi kendine gitmeye devam ediyor. Biz ne dersek diyelim. Ama öbür taraftan büyük şirketler, Türkiye'deki büyük şirketler bile halka arz konusunda ciddi anlamda temkinli davranıyorlar. Oysa pek çok şirket finansal açıdan rahatlamak adına halka arzları çok ciddi önemser. Dünyanın her yerinde. Bizde ise büyük şirketler halka arz konusunda temkinli davranıyorlarmış. Bunu nereden öğreniyoruz? Borsa İstanbul Başkanı'ndan. Hakan Atilla'dan öğreniyoruz. Bugün verdiği bir röportajda diyor ki e, büyükleri ikna etmeye çalışıyoruz. Oysa büyükler borsayı ikna ederler yurt dışında. Biz borsaya girelim de biraz daha finans gücümüzü arttıralım diye. Acaba bizimkiler niye girmiyorlar? istemiyor olabilir. Bunu iyi tahlil etmek gerekiyor. Dolar 7.70'in üzerine attı kendisini. 7.75'i gördü. Sonra 7.72'ye geldi. Sonra 7.75'e tekrar gitti. Yani bu seviyelerde takılmış durumda, beklemeye aldı kendisini. Piyasadaki haberlere bağlı olarak, gelişmelere bağlı olarak ufak ufak önümüzdeki günlerde, perşembe gününe kadar yukarıyı zorlamaya devam ettiğini göreceğiz. Bunun temel nedenini biraz önce sizlerle paylaştım. Yani diyor ki piyasa daha doğrusu faiz vampirleri, faiz lobisi diyor ki ya bize faiz verirsin ya da bak kuru yukarıya doğru götürürüz canını yakarız demeye getiriyorlar. Bu tehdide boyun eğilecek mi eğilmeyecek mi bunu hep birlikte göreceğiz. Buna bağlı olarak euro yukarı çıktı. Bugün 9.16 seviyelerini gördü. Şu sıralar 9.13 gibi. Euro dolar paritesi bir 18.20 seviyesinde. Bekleme de diyebiliriz ona. Faiz cephesinde 13.99'u görüyoruz. Çok hafif bir yukarı hareket var ve altının onsu 1885 dolar seviyesine kadar yeniden yükseldi arkadaşlar. Yeniden yükseldi diyorum. Aşağı haberleriyle birlikte 1870'li seviyelere gelmişti ama tekrar yukarıya gitti. Bunun temel sebebi de aşının dağıtımıyla ilgili, etkinliğiyle ilgili hala kaygıların olması. Koronanın aşıdan çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor olması arkadaşlar. İyi aşıyı buluyorsunuz da çoktan iş işten geçmiş olmayan diye piyasada da sorgulanıyor. Bu nedenle de piyasalar geçen haftaki gibi şu anda tepki vermiyorlar. Altın onsu da toparlanmaya devam ediyor. Bence önümüzdeki günlerde 1900'lerin üzerine gidecek ve yeni teşvik haberleriyle birlikte, özellikle Amerika'dan gelecek teşvik haberleriyle birlikte biz rekor denemeleri yapan bir altın ons fiyatı göreceğiz. Buna bağlı olarak gram altında yükselecek arkadaşlar. Tekrar 500 liranın üzerine zorlayacak. 535 lira çok yakın zaman içerisinde tekrar görülecek. Yeni hedefler mi? 600 lira ve üzeri olacak arkadaşlar. Hiç kimse şaşırmasın. Hem kurun hem de altın onsunun yükselişine bağlı olarak keza gümüşte de aynı yükselişleri göreceğiz. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Son sakin günler diyebiliriz. Bu sakin günlerin devamındaysa çok fırtınalı hareketleri hep birlikte takip edeceğiz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve tabii ki beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.